Evet sevgili arkadaşlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepinize hoş geldiniz. Lafı fazla uzatmadan başlayalım. Kim min Ren'in li listesinde diye. Kim min Ren'in listesinde. Ren stoper adaylarından biri olarak Fenerbahçe formasını giyen Kim min göstermiş. Yani Kim min göstermiş Ren'in stoper adayları arasında diyor. Evet tabii Lig bir ekiplerinden onun da ilgilendiği Fransız basınında yer almış arkadaşlar. Ve e, ne diyor? Nafet Aguer'den ve Stama satılmasının ardından stoper arada ifade edilmiş. Kesin Rennes'in kesin bir şartlar sağlanırsa iki stoper takviyesi yapacağı vurgulanmış. Adaylardan biri de Kim Min Ji'ymiş. 20 milyon euroluk talep diyor. E, 20 az bile. Yani baktığın zaman 20 milyon euro az bir fiyat gibi gösteriliyor. Ren bu transfer için Napoli, Benfica ve Brighton ile yarıştığı ileri sürülmüş. Jason Denayer de listede. Öte yandan Ren'in kim dışındaki adaylardan biri de Lyon'la sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'da Beşiktaş'ta adı geçen Jason Denayer olduğu da ifade edilmiş. Yani Denayer'i bize de yazıyorlar, başkasına da yazıyorlar. Ben de merak ediyorum, gerçekten merak ediyorum kime gideceğini. Ah hızlı bir stoperse talepleri düşükse aslında kabul edebilir ama o da Türkiye bir cennet olduğu için futbolcular için yüksek para cenneti. Bakalım ne olacak. Evet sevgili arkadaşlar. <laughs> Sıradaki haber Ozan Tufan İngiltere yolcusu diye. İngiliz basını Al City ile anlaşan Ozan Tufan'ın bu hafta sonu İngiltere'ye giderek yeni takımına katılacağını açıklamış. Zaten eğer anlaştıysa beklemesi de hata olur, değil mi? Yani Mesut Özil ile birlikte kampta kadro dışı kal kadro dışı kalmıştı kampta değil lig oynanırken ve kampa katılmamışlardı. The Athletic'in haberine göre 27 yaşındaki futbolcu Acun Ilıcan'ın sahibi ve başkan olduğu Hull City ile anlaşmaya vardı. Bu hafta İngiltere'ye gidip yeni takımına katılacak. 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Alacak ücreti ise performansa dayalı olacak diyor. Ben şunu söyleyeyim mi size? Ben bugün yarın artık kapını belki bugüne kalması yani sizin videoyu izlediğiniz saatlerde bile belki kapı açıklamış olabilir ama artık gideceğine hemen hemen hepimiz hem fikiriz. Ya benim aklım şu deney yerde kaldı. Yani biraz bir incelemem lazım o deney yeri. Eğer hızlı bir stoperse aslında düşünülebilir ama Fenerbahçe'de bir sürü stoper var. Bilmiyorum kim gönderilir. Şey kim derken yani hangi futbolcu gönderilir kimin devam edeceğini düşünüyorum. Kim demişken kimi de konuşacağımdır. Aklıma geldi. Ha Kim demişken dur onu konuştum özür dilerim bir dakika. Kim mi e, salı gece saatlerinde salı günü gece saatlerinde İstanbul'a inmiş hani ben MHYB yazmak istemiyorum ama salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelecek o gitti diyen duyumculara selam olsun demiştim ya şimdi aleyküm selam cevabını bekliyorum. Şimdi e, Fenerbahçe'ye Bruno Henrique'den kötü haber diyor. O haberi kısaltarak vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü mühim olan kısmı en sonunda söyleyeceğim. Flamengo Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Bruno Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 10-12 ay arasında sahalarına uzak kalacağını açıklamış. Tabi bu Fenerbahçe'nin adı anıldığı için, Fenerbahçe'nin görüştüğü için şanssızlık diyenler var ama ben şunu söyleyeyim. Bize futbolcuyu yar etmezseniz yani size de yar olmuyor. Bunun aynısını West Ham United Wilshire olayında yaşadık. Jack Wilshire İstanbul'a kadar geldi etti. Şöyle oldu böyle oldu. Bize yar olmadı. Şimdi 5.5'a satsınlar 32 yaşındaki topçuyu. 10-12 ay. Zaten sözleşmesi de bitiyor. Hani Fenerbahçe'nin uğraşanın çocuğu olmaz diyoruz işte maalesef kendine yaptılar. Bu arada Mesut Özil eski takımına dönüyor diye bir haber var. Arsenal'e mi? Yani Jesus bir kere kampı almadı. İyi mi yaptı? Bence iyi yaptı. İsmail Kartal'a yapılan saygısızlık aynısı Jesus'a da yapılacaktı. Ya da karışma onda da olacaktı. Dikkat edin Mesut gittikten sonra takımın ivmesine dikkat edin. Ne kadar yukarı yönde gittiğine dikkat edin. Jesus Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut iyi bir geçmişe sahip ama benim kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisine ilgili alınan kararda aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben buradaki oyuncularla oynayacağım demişti diyor. Endonezya ve Almanya'ya gitti. Mesut öncelikle ticari girişimler için Endonezya'ya gitti. Ee, Sarı Hacıver tepkilerine rağmen Endonezya'da iş görüşmelerinde bulundu. Ee, Sertleştirilere yapıldı. Süper Lig devrinin tecrübeli orta saha takım arkadaşlarının kamp yaptığı dönemde yine bir yurt dışı seyahatinde bulundu. Alman futbolcu kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya gitti diyor. Yine Mustafa Hoca yine bildi olayı. Hatırlayın arkadaşlar. Meşhur bir duyumcumuz şey yapmıştı hani Mesut transfer görüşmeleri için Almanya'ya gitti dediğinde ben demiştim ki transfer görüşmeleri için değil başka bir şey için gitti. Kardeşinin ve kuzeninin düğünü var onun için gitti diye sonuçta ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye unfollow, unfollow Tecrübeli futbolcunun son hamlesi Fenerbahçe ile iplerin artık kopma noktasına geldiğini gösterdi. 33 yaşındaki 10 numara. Sarla Acıvert'te kulübün sosyal medya hesaplarını takibi bıraktı. Fenerbahçe taraftarları Boğaziçi köprüsünden teker teker intihar etmeye başladı. Bu haberden sonra işte Mesut nasıl on e, follow yapar diye. Werder Bremen iddiası var. Alman basını da flash bir iddiayı attı ortaya. E, Werder Bremen'in radarında olduğunu söylüyor e, Mesut'un. Harekete geçildi. Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen Werder Bremen'de genel direktör Frank Baumann'ın Mesutla ilgili çalışmalara başladığı vurgulandı. Yani Mesut'u iyi tan Ne diyor? Birbirlerini Werder Bremen sayesinde iyi tanıdığı Zaman zaman görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Ünlü futbolcu Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp bonservisini alacak olması Alman kulübünü umutlandıran bir detay olarak öne çıkarıldı. Şimdi resmi girişim yok diyor. Yani Mesut'u bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor diyor. Tabi bedelsiz katsın fark etmez. Resmi girişim yok ama şöyle böyle falan filan diyor. 10 gole katkı yaptı. Şimdi bana da gelen en çok tepki de bu hocam. Adam Mongol'lu katkı yaptı işte şöyle böyle diye. 25 kez forma giydi Fenerbahçe'de. 8 golü var. 2 de asisti var. Yani 3 milyon euro yıllık ücret. En az 3 milyon euro yıllık ücret alan oyuncu. 25 maçta 8 gol 2 asist ki bu 8 golü sanırım 5'i ya da 4'ü penaltıdan. Bunu yapamaz arkadaşlar. Etmeyin eylemeyin. Ev takımlarda oynadı. Oynasın. Oynasın. Yani bir dönemde ee, hani Türk sinemasında Türkan Şoray falan bir dönemde en güzel kadındı. Şimdi o güzelliği kaldı mı? Şey mi diyeceksin? Türkan Şoray işte çok güzel kadındır. Ya. Belki toprak olacak ki. Belki de kesinlikle toprak olacak. Toprak olduğu zaman da mı diyeceksin? O çok güzeldi. Yani hatırlamak istediğiniz gibi hatırlıyorsunuz. Menajeri Erkut Soyut geçtiğimiz günlerde Mobese kameralarına şey pardon. önünden geçtiği simitçinin kameralarına konuştu. pardon, telegrafta konuştu. Kulüpteki geleceği merak konusu. Bu aşamada Mesut Özil'in Fenerbahçe'den başka bir takımda oynayacağını düşünmüyorum. Eğer yollar ayrılmak zorunda kalırsa futbolu bırakacağını düşünüyorum. Başka bir kulüpte oynamaz diyerek Aslı olanın Fenerbahçe değil de İspanya şey başka bir şey olduğunu söylemişti. E sporcu olabilir diyordu. İstediği sporculuğu olsun ne oluyorsa olsun bizden uzak olsun. Demek ki neymiş 33-34 yaşında futbolcu alırken dikkat etmek gerekiyormuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Marcelo Aziz Allah'ın. Marcelo emin olun Mesut Özil yüzünden iptal olacak. Belki de olmuştur. Bak Marcelo'yu yani Marcelo'yu Mesut Özil iptal ettirdi. Alın size mezun Fenerbahçe. Hocam işte konuştu mu, telefonunu açtı, dedi mi gelme Fenerbahçe'ye, burası böyle mi, şöyle mi, böyle mi dedi. Gerek yok arkadaşlar. Şimdi şu riske girer misiniz? Marcelo'nun riskine girer misiniz? Şu an. Ben girmem. Ben girmem arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Ben şu an Marcelo riskine girmem. Siz de girmezsiniz. O yüzden de durum bu. Jesus oyunculara zor anlar yaşattı diyor. Fenerbahçe teknik direktörü Jesus yüksek tempo antrenman anlayışıyla oyunculara zorlananlar yaşattı. Yeni sezon hazırlıktan erken başlayan takım Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanı ilginç görüntüler. oyunculara kondisyon yüklemeye başlayan Jesus'un yaptırdığı 20 dakikalık temp tempolu koşunun son turlarında sakatlıktan çıkan veya tatilden yeni dönen Tiserant, Serdar Aziz, Lemos, Samatta, İshak Vural ve Burak Kapacan diğer futbolculardan bir tur geride kaldıkları gördü. Bu arada İsak Vural'ı muhtemelen tanıyordur. Çünkü o da Portekiz'den geldi ya. planları olur diye WhatsApp grubundaki arkadaşlar soruyor da bekleyip göreceğiz olur mu olmaz mı diye. Şimdi ya bir de abonelere özelde bir duyum vereyim. Arkadaşlar bak size göre. Size göre işte Burak Kapacak çöp. İshak Buralan falan bu sezon bitmez. Misal veriyorum. İşte Serdar lan kimden olmaz işte. Emir Ortakaya falan filan çöp işte. Ya da size göre şu çöp bu çöp. Ya Jesus'un futbola bakış açısıyla sizinki farklı. Ya ben bir öğretmen gözüyle söylüyorum. Bazı çocuklar yaramazlık yapıyor. Annesi geliyor hocam diyor bu eşşi öyle eşekten adam olmaz diyor. Daha doğru konuşuyorum. Çocuğun yanı diyor bu eşşi öyle adam olmaz diyor. Diyorum ki ya çocuğun yanı bu söylenilir mi? Şimdi bir insanın kafasına böyle çekişle vura 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 o insanı öldürürsün. Siz bu çocuğu öldürüyorsunuz. Hocam ne diyeyim ben şöyle şeklemeyeyim mi? Ya bir kere her çocuk özeldir. Bak yaramaz da olsa, kötü de olsa hani kötüden kastettiğim yaramazlık, haylazlık, küfürbazlık, şu bu. Kötü de olsa her çocuk özeldir diyorum. Çocuğu sonra gözlemlemeye alıyorum diyorum. Annesini çağırmıyorum. Bu çocuktan adam olur. Yani adam olur. Kesinlikle adam olur. Bu çocuk çok iyi yerlere gelir. Şöyle olur böyle olur. Annesi babası diyor ki ya hocam imkanı yok diyor. Hani biz sana güvendik yılların hocasısın falan filan. Aradan 2-3 sene geçiyor. 4 sene geçiyor işte. İlkokul bitiyor. Ortaokula geliyor. Babası karne döneminde takdiri sallayıp getiriyor böyle. Bak bizim olan ilk dönem takdiri almış hocam. Gözümüz aydın falan filan yapıyor. Ya benim kadar bilemen işte. Şimdi siz de cesur kadar bilemezsiniz. Misal veriyorum. Tiserant'ı paketleme derdindeyiz. Belki Jesus Uyduruyorum. Bu da sadece örnek veriyorum. Belki Jesus diyecek. Tisaran çok iyi topçu. Hiçbir yere gitmesin. Ya biraz düşünün. Bu adam kadar olamayacağımızı düşünün. Şimdi bir tur geride kaldılar diyor mesela. Tisaran, Serdar Aziz. Bak taraftar ki, hocam Tisaran, Serdar Aziz, Lemos, Samatta da kapacak. Hepsi satılsın. İsa Kural gönderilsin. Bir tur Bismillah. Bir tur Bismillah. Tempolu koşullar bitince bazı oyuncuların Jesus'un bitiş düdüğünü alkışlamaları antrenmanın zorluğunu gösteren detay olarak dikkat çekti. Bak drone, kolej havası, sakın. Bu çalışmanın en başarılı isimleri. Bak şimdi işin komik tarafı. İrfancan Can Kahveci. Siz hiç İrfan Kahveci'nin ilgili bir duyum duyuyor musunuz? Mesela ben İrfan Can Kahveci'yi 8 numarada oynatmayı düşündüğü duyumunu duyuyorum. Alın size de vermiş oldum. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan'la ilgili mesela hepinize kalsa ya Mert Hakan'ı mı düşünecek hocam? Baksana 8 numara arıyor diye. Belki 8 numaradan vazgeçecek. E Gustavo diyor bak. Bugün hepinizin söverek göndermek istediği kişi. E Lincoln daha yeni geldi. Buruma daha yeni geldi. Kendini kanıtlamak istiyordur hocam diye. Yani antrenmana, milli takımda bulundukları için izinli olan Samatta 1, Valencia 2, Tisserand 3, sakatlıkları iyileşen Pelkas ve Crespo'da katılıyor. Pelkas katılalı günler oluyor. Günler günlerdir Pelkas idmanda. Bu haberi yapan arkadaş Crespo günlerdir idmanda. Anladınız mı arkadaşlar? Günlerdir idmanda bunlar. Sinerant yeni geldi sadece. Eksikler dönüyor diyor. Sakatlığı nedeniyle Güney Kore'den beliyat olan Kim min İstanbul'a geldi. Bir süre takımdan ayrı özel çalışma yapacak. Sakatlık sorunu yaşayan bir bakışka futbolcu Arda Güler evet, takıma katılacak. Milli takım izinlere devam eden Altay Mayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Rossi ve Zayt ve Salai de e, bu hafta sonuna kadar takıma katılması beklenen isimler. E, ve Jesus bizzat başlatıp sonuna dek takip ettiği tempolu koşuda Lemos ve Samat'tan aralarında olduğu bazı futbolcular arkadaşlarından tur diyor. Bakın haberde tekrar tekrar aynı şeyleri tekrar tekrar vurguluyor. Dediğim gibi bekleyip görün bakalım arkadaşlar. Ya bak şu konuda bir hemfikir olalım. Hani e, bizdeki tavuk komşudaki kaz mı diye bir atasözü var. Ya da eldeki tavuk işte komşudaki kaz gibisinden bir söz var. Bizde olduğu zaman çöp diyorsunuz. Lan rakibe gittiği zaman hocam süperstar. Lan bırakın Allah'ını severseniz ya. Fenerbahçe topçusunu çöplemek için sıraya geçiyorsunuz. Ayıp ya. Bizimkileri çöplemek için sıraya geçiyorsunuz. Yazık günah ya. ya bu mu Fenerbahçelilik? Hocam Samat'ta çöp ondan bir şey olmaz. Bak. Araba satışı. Bende Peugeot 307 var. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Ben para biriktiriyorum ki hani arabayı büyüteyim diye sedan, büyük kasa bir şey alayım diye. Peugeot 508'ler var hani bütçeme uygun 250-300 aralığında bir bantta. Yani üstüne benim arabanın üstüne bir 100-150 falan eklersem diyorum güzel bir şey alırım. Geçen tamirci arkadaşlara gittim işte yağ bakımı falan vardı. Dedim ki gel şu arabaya bir baksana sıkıntılarına bir bak dedim. Adamı bindirdim arabaya gezdirdim tozdurdum ettim yüklendi arabaya bastı etti bana döndü dedi ki ya hoca dedi kafayı yedim dedi. Niye dedim. Ha bu araba değiştirilir mi manyak mısın dedim. Kazansı var mı dedi. Yok İşte şey e, trameri var mı 250 TL'cik sadece sol ön çamurluk boyalı dedim. Adam arabaya baktı bana baktı dedi ki ya dedi bak ben sana dost sözü söylüyorum. Çatır çatır arabam var. La ses gelmiyor. Motorunda şey yok bir şey yok şunu. Sadece dedi bir sene sonra şey ister dedi. Baskı balata değişmesi ister. Erkekler anlıyorlar bu tabiri de. Yani bir sene sonra e, bir bin liralık falan 1500 liralık şey ister dedi. Tamir isteyeceği bir yer var. Başka bir şey yok bu araban dedi. Sen manyak mısın dedi ya. Ya aldığın araba ne çıkacağını biliyor musun dedi. Ne çıkacak aldı. Ya istiyorsam şimdiden yapalım. Bin bin beş yüz lira harca dedi. Al sana dedim. 250 bin liralık araba. Ben sadece bagajından yana dertliyim. Hani bagajı küçük geliyor. Ya simit tüp aldırırsın tüple LPG'li araba. Simit tüp aldırırsın takarsın oraya stepneyi de kullanmadı Kompresör koy. Lazım olursa dedi şey yaparsın. Şu aşırı mantıklı geldi mesela bana. aynı Aynısını futbolcu için söyleyeyim. Diyorsunuz ki şu gelsin, bu gelsin, ve Weghorst gelsin, Sakat Seferovic gelsin, bilmem o gelsin. Ya geldiği zaman tutacağının garantisi var mı? Bir tanesi yazmış. vegors Fenerbahçe'nin listesinde. Oyuncuyla, temsilcisiyle görüşüyor. Şöyle böyle... Merak ediyorum. Bak merak ediyorum. Ne bekliyorsunuz? İngiltere'de tutunamamış adamdan ne bekliyorsunuz? Lan aynısını Samatta da yaşamadık mı Allah'ın adamları? Samatta Belçika'da süperstar. İngiltere'ye gitmiş. Sürünmüş. Sürünmüş. Ha şuna okeyim. Bak iki tane futbolcu söyleyeceğim. Marcos Antonio ve David Neres. Benfica Şaktar'ın 25 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu David Neres'i kadrosuna kattığını açıklamış. Demek ki alınabiliyormuş çaktardan. Çaktardan demek ki alınabiliyormuş. Hiç merak ettiniz mi David Neres, Marcos, Antonio isimlerini? Bak ben merak ettim. Kaça alınmış, kaça satılmış diye merak ettim. İnanılmaz arkadaşlar, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hocam o futbolculara bizim gücümüz yetmez ya. Allah'ını seversen o futbolcular çok pahalı. David Neres. Transfer oluyor diye yazmışlar. 20 milyon euro piyasa değeri var. 15.3'e gidiyor. 15.3 milyon euroya. <laughs> Kusura bakmayın. Sağ kanat oynuyor. Ve istatistiğe bak. 22 maça çıkmış. 4 gol 2 asist. 785 dakika. Bak o kadar yedek kalmasına rağmen. Şaktar satmış. Ne yapacak? Mecbur satacak. Marcos Antonio. 8 milyon euro piyasa değeri var. Bak 22 yaşında merkez orta saha. 1.66 boyunda. Tam Fenerbahçe'nin aradığı tipte bir oyuncu. Tam. 3,5 milyon euro almışlar. 28 maçta. 3 gol 1 asit 1586 dakika. Lan tam Fenerbahçe'nin alacağı oyuncu. Ha 10 milyon eurolar falan filan konuşuluyor ama ya Fenerbahçe'sin sen. Araya bir sok kafanı. Ya bir Marcos Antonio zor değil arkadaşlar. Gerçekten zor değil ya. Yani Lazio'ya gideceği gerçi hemen hemen kesin de misal veriyorum. Yani araya girecektin. Pazarlığını yapacaktın. O Marlon falan filan vardı şaklarda. 50 tane futbolcu var ya. Ya zor değil. Alan alıyor. Sen de al. 161.1'e kadar düşmüş değerleri. Stoper arıyorsun. Bilmem ne arıyorsun. Al. 10 milyon euroya, 11 milyon euroya piyasa değeri olan topçu var. Forvet arıyorsun. Fernando'yu al. Ne bileyim. Gerçi bak. Fernando 5 milyon euroluk futbolcusu. Gitmiş bak. Ya adamlar kapış kapış gidiyor. Ben yani diyorum Dinamo Kiev'in bizimle oynayacağı zamana kadar belki futbolcuları gidecek doğru gün takım çıkaramayacaklar. 23 yaşında Fernando. Bak arkadaşlar 6 milyon euroya Red Bull Salzburg'a gitmiş bak. 1 Temmuz'da geçiyormuş. Kızdığım nokta bu. 14 maça çıkmış. 8 gol 2 asist 873 dakikada. Al sana topçu. 10 gollük katkı. Yok hocam bu kumar. Lan hepsi kumar. Hepsi kumardı. Tutturmuşuz bir lastiğine tara oraya. O da aynısı olacak. O da aynısı olacak. Pedrinho var. Ukraynalı Mudrik var. Çök. Yapacak bir şey yok. Dene. Hocam 18 almıştı Pedrinho'yu sana kaça verir? Ya al geçsin sana ne adamlar oynatamayacaklar. Bak şaklar farkında ligin oynanmayacağının. O Ukraynalı çocuk mesela. Mikalo Mudrik. 21 yaşında 9 milyon piyasa değeri var. Lan adamın hayvan gibi asist istatistiği var. 19 maç diyor. 865 dakika. 2 gol 9 asist. Yani 10 maça çıkmamış adam 2 gol 9 asist yapmış. Kanatlarda oynayabiliyor. Ya çök. Al sana fırsat transferi. 9'u alma da 12'yi al. Ne bileyim performans şeyi koy. Bonusu koy. Ah ah. Mesela Merih Demiral'ı bize yazdılar. Şimdi bize yazanlar utanır mı? Ben yalanladığım zaman bana kızıyorlar. Sen nasıl Fenerbahçe'sinde? 20 milyon euroyu Atalanta'ya gitmiş. 2,5 bonus. Sonra satıştan da %10 pay. Yani Bizimkiler tutturmuş. Abdülkerim Bardakçı, Abdülkerim Bardakçı. Tarık Üstün yazmış işte. Ana itibariyle Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye daha yakın. Hangi Fenerbahçe'ye daha yakın? Hangi Fenerbahçe'ye? Bir de yazmış ki Fenerbahçe'nin teklifi 2.250 milyon euro artı Samatta Lemos, Meyer, Kolkır'dan biri. Kolkır Fenerbahçe'nin topçusu değil. Geçen sezon e Geçen sezon e Kolkır Fenerbahçe'den ayrıldı arkadaşlar. Sözleşmesini feshetti. Sonra Gaziantep'e gitti. Orada da feshetti. Mühim değil. Yani düşünün. Konya'sı bu buçuk milyon euro istiyormuş lan Allah için. 2.250 verdikten sonra üstüne Lemos'u, Meyer'i, Samat, vermek gerizekalılık. Gerçekten geri Bak Samat Dayı arkadaşlar da ben öyle Samat'ta fetişizmi falan yapmıyorum ama Samat Dayı vermek geri Ya az önce ben size araba örneğini anlattım ya. O örnekte ve söylemek istediğim cümle şu. Samat Dayı, Berişayı hani az biraz modifiye edip coşturmak mı daha mantıklı? Sürpriz forvet almak mı? Misal ee, neydi lan o hata? Dedi. bu penza. Bu penzayı Fenerbahçe niye almadı? Dedi ki lan sezonluk topçu dedi. Bir bakarsın aldık hiçbir şey yapmayabilir. Fenerbahçe almadı sezonluk topçu diye. Alsam tutmasa bu sefer küfür üstüne. Ben diyorum ki Samat'ı, Berisha'yı, hatta Valencia'yı. Çok ama çok dikkatli analiz etmemiz lazım. Jesus'un dikkatli analiz etmesi lazım. Diyecek ki Jesus arkadaş ben analiz ettim. Bunlardan olur, olmaz. Ya yani bunları modifiye edelim etmeyelim diyecek. Ben Jesus'a bırakıyorum. Hepsini Jesus'a bırakıyorum. Son olarak, gerçi son olarak demeyin. Fenerbahçe'ye Portekizli kanat diyor haberde. Ee, hangi isimdi bu ya? Bunu konuştuk sanki. Ha, yok bunu ilk defa konuşuyoruz. Dur. <laughs> Forvet araştan sürdü Fenerbahçe Portekizli oyuncu Iuri Mederios'u gündemini almış. Ne biçim isim tövbe estağfurullah. Iuri Mederios. Allah Allah. Hemen açtım transfer marketini. 6 milyon euro yeni transfer. Zaten bir sene oynamış. Bir senedir oradaymış. Ortegiz'in Horta kasabasında, şehrinde doğmuş. 27 yaşında, 1.74 boyunda. Ee, 800 bin euro'ya almışlar Jumberg'den 1 Temmuz'da. Şimdi 6 milyon euro piyasa. Of! 39 maçta 10 gol, 13 asist, 2390 dakika. Yani bugüne kadar niye yazılmamış ki bu ismimize? İlginç. Bu ismimizde şimdiye kadar 50 kere yazılması lazımdı ya. Allah Allah! Ben şu an şoklar içerisindeyim. Ne diyor arkadaşlar? Diyor ki Fenerbahçe Burumayı kadrosuna kattı. Bir takviye daha yapmak istiyor. Son isim bu ilk hedef olan büyük oranda anlaşma salanan Hemliken'in sakatlığı. Igor Pakşavo için harekete geçti Fenerbahçe. Ancak kolyeçi performansı giyen futbolcu yüksek maliyeti nedeniyle. Ulan 800 bin euro değeri var. Nasıl yüksek maliyet? <laughs> Fenerbahçe yeni ismi gündemine aldı. Braga'da forma gelen Ior Mendes için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon 800 bin euroya alındı. 27 yaşında oyuncu performansıyla uçtu. 39 maçta 10 gol, 13 asist, 23 gollük katkı. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ee, ne diyor? Şuralarda oynadı. Sonra 2 milyon euroya gitti. Yumberg e diyor. Evet mesela. Bak bu mantıklı gelebilir. Denenebilir ama sana kaça verirler? Onu da düşünmek lazım arkadaşlar. Ee, yine bir duyumcunun biri de diyor ki Fenerbahçe Sunis'te üzerine Vinicius Souza için Görüşmeleri sürdürüyor demiş Aman şu bilim Carvalho falan olmasın da Yani 30 yaşında bak Hocam sen de aynısını yapıyorsun Ya ben Gustavo'nun performansına değil Ben Gustavo'nun fiyat performansına dolayı Tepkiliyim Yoksa yani her futbolcu tırt çıkabilir Uzun lafın kısası bunlar arkadaşlar Haberiniz olsun Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar Görüşmek üzere inşallah bir de bir beğeni çok görmeseniz sevinirim.